Evet, daha çok teklifler gelecek, bekliyoruz. Yeter ki mülteciler buraya gelmesin, ne yaparsa yapsın diye. Bu teklifler sürecek, devam edecek. Şimdi efendim bizimle alakalı Hanau'da yaşadığımız bir ırkçı saldırı, terör saldırısı vardı. Orada 4'ü Türk olmak üzere 9 tane göçmen vatandaşı hayatını kaybetmişti. Bu konuyla ilgili İstanbul AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya gündem dışı, mecliste gündem dışı bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmada hem Hanau meselesini gündeme getirdi hem de diğer bizimle alakalı mevzuları anlattı. Şimdi haberimizi izleyelim. 3 Mart'ta toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Ocak ayında Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırı gündem dışı ilk konu olarak ele alındı. Genel Kurul'da AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Zafer Sırakaya açıklama yaptı. Sırakaya, genel kuruldaki konuşmasına ilk olarak İdlib saldırısında hayatını kaybeden şehitler ve kahraman Türk askerlerinden bahsetti. İdlib'de Mehmetçiğimize yönelik alçak saldırı ve Avrupa'da giderek artan ırkçı ve İslamofobik saldırılara karşı şunları dile getirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda Almanya'da aşırı sağcı tutumların genel olarak azaldığını ancak Müslüman ve sığınmacılara yönelik ırkçı ve ayrımcılığın giderek arttığını aktardı. Sırakaya sözlerine antisemitik saldırılara verilen tepkilerin aynısı İslam ve Müslüman düşmanlığına verilmelidir. Bu cinayetleri unutturmayacağız. Hanau terör eyleminin tüm yönleriyle aydınlatılmasının takipçisi olacağız. Her zaman yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin yanında olacağız şeklinde son verdi. Bugün başta Almanya olmak üzere Avrupa'da artan ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına daha doğru bir ifadeyle İslam, Müslüman ve Türk düşmanlığına şahit oluyoruz. İslam düşmanı ırkçı terör 19 Şubat tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde bir kez daha aşağılık ve iğrenç yüzünü göstermiş, 4'ü Türk olmak üzere 9 kişinin canına kastetmiştir. Terör saldırısında şehit olanlar birimizin evladı, birimizin kardeşi, birimizin annesi veya babası, bir başka ifadeyle 3. nesle ait olan kardeşlerimizdi. Sayın milletvekilleri, insanlığın kurşuna dizildiği ırkçı saldırının hemen ardından vatandaşlarımızın yanında bulunmak ve acılarını sarmak üzere devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Almanya'ya hareket ettik. Hain saldırıda hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin evlerini ziyaret ederek ailelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet başkanı sıfatıyla bizzat taziyelerini iletmelerine vesile olduk. Almanya'da olduğumuz süre içerisinde sivil toplum kuruluşlarımızın organizasyonu ile Almanya'da giderek artan ırkçı ve İslamofobik saldırılara dikkat çekmek ve artık yeter demek için binlerce vatandaşımızla birlikte Hanau sokaklarında kol kola yürüdük. Almanya'da ırkçı terör saldırısına kurban verdiğimiz kardeşlerimizin naaşlarıyla birlikte Türkiye'ye gelerek kardeşlerimize son görevimizi ifa ettik. Sayın milletvekilleri, Hanau'da karşılaşmış olduğumuz acıya başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki kardeşlerimiz yabancı değiller. Onların temsilcisi olarak bizler de bu saldırılara ve acılara yabancı değiliz. 1984 Duisburg, 1988 Schwandorf, 1992 Mölln, 1993 Solingen, 2011 NSU cinayetleri ve 2020 yılında Hanau'da gerçekleştiren terör saldırısı. 1984 yılından Hanau saldırısına kadar son 36 yılda Almanya'da gerçekleştirilen ve vatandaşlarımızı hedef alan ırkçı terör saldırılarında 19 vatandaşımız yanarak, 12 vatandaşımız ise vurularak hayatlarını kaybetmişlerdir. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada sorulması gereken sorusu, bu tüm ırkçı saldırıların hedefinde neden hep Müslümanlar ve Türkler bulunmakta? Tüm bu saldırıların merkezine akıl hastalığı veyahut da psikolojik rahatsızlığı koymak mümkün mü? Elbette mümkün değil. Vatandaşlarımızı ve Müslümanları hedef alan, bu ırkçı ve İslamofobik saldırıların temelini oluşturan bu hastalıklı düşüncelerin maalesef Almanya'nın tüm kurumlarına ve dokusuna sirayet ettiğini gözlemlemekteyiz.